Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta çok 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 önemli bir şeyi anlatacağım size. Yani bunu daha önce niye anlatmadım ben? Hatta kurslara falan niye koymadım diye de aklıma geldikten sonra kendime bayağı kızdım. Yani bence gecikmiş bile bir konu bu anlatacağım sizlere. O yüzden kusura bakmayın, anca aklıma geldi. Yani şimdi biliyorsunuz ben genelde kimsenin anlatmadığı, bizimkilerin daha haberi bile olmadığı, bizimkilerin işte aynı şeylerle yok işte ortalamalar bilmem neler falan diye uğraştığı öyle şeyleri ben video yapmıyorum. Bizde kimsenin bahsetmediği şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Bana göre çok önemli olan konuları, konseptleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. İşimize yarayacak şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ve işimize yarayacak en önemli şey de piyasaları okumak. Şimdi ne demek bu diyeceksiniz. Önce bir nerede olduğunuzu bilmeniz lazım. Arkadaşlar piyasaların, yani piyasalar derken bu her şey için geçerli. Grafiği olan her şey. Altın, dolar, ne bileyim BIST, hisse senedi, bağımsız hisse senedi, Amerika, tahvil bilmem ne. Aklınıza ne geliyorsa, grafiğe koyulabiliyorsa o. Bahsettiniz Bitcoin, Bitcoin bilmem ne. Grafiğe koyulabilecek her şey için geçerli olan 6 tane piyasa hareketi vardır. Sadece 6 tane. Bunun dışında bir piyasa hareketi yok. 6 tane piyasa hareketi var ve bunların da ne olduğunu siz baktığınızda çat diye görebilecek hale geleceksiniz videonun sonunda. Bunu oturup çalışmanız lazım yalnız. Yani ben şimdi bunları anlatacağım, siz bunları otomatik hale getireceksiniz. Videonun sonunda bütün hepsini anlamış olacaksınız ve bunları da oturup çalışarak artık baktığınız gibi göreceksiniz. Otomatik hale getirmeniz lazım. Bu sizi inanılmaz derecede öne çıkartacak. Çünkü bir fiyat hareketini gördüğünüz zaman bir grafiği açar açmaz önünüze diyeceksiniz ki yatay piyasadayız işte hareket için şurayı kırması lazım. Veya işte trend dönüşü oldu bu hareket trendi döndürür veya işte şu an trend yapıyor bu böyle devam eder gibi. Yani nerede olduğunuzu bilirseniz hareketinizi doğru yapma ihtimaliniz neredeyse %70-%80 artacak arkadaşlar. Sadece şu anlatacağım şeyle o kadar önemli bir şeyden bahsediyorum sizlere. Şimdi dedim piyasalar 6 şekilde hareket eder. Trend yapar, trende ara verir, yatay hareket yapar, yatay piyasaya geçer, yatay harekete giriş yapar, yatay piyasaya geçer, yatay piyasadan çıkar veya çok sert bir trend dönüşü yapar. Başka bir hareket olmaz piyasalarda arkadaşlar. Şimdi şu bahsettiğim grafiği, şu noktaları nasıl yapacağınızı önce bir anlatayım size kısaca. Sonra hemen mevzumuza girelim. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunun kurulumu için önce TradingView.com'a giriş yapacağız. Göstereceğim şimdi size. Grafiği çubuğa çevireceğiz ki açılışını ve kapanışını net görelim diye. 9 birimlik bir hareketli ortalama ekleyeceğiz. Elimden geldiği kadar hızlı anlatmaya çalışıyorum. Grafikte de hareketli ortalamayı sağ tıklayıp toplar şeklinde gösterilmesini ayarlayacağız. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi geldik TradingView.com'a. Görüyorsunuz giriş yok. Tamamen şeydeyiz. Chart'a geldik. Yani grafik. Sizde Türkçe gözükebilir. Bende İngilizce gözüküyor gizliye aldığım zaman niyeyse. Grafik modunu aldınız. Şunu bir gönderin. Şimdi ilk açılacak hiçbir şeyiniz yoksa, hiçbir aboneliğiniz falan yoksa İlk grafik böyle açılır. Şurada hacim kısmı var. Bunu da kaldırın. Temiz görünsün. Sonra geliyorsunuz. Şurada mum grafik şekli var ya. Buna tıklayın ve bunu bar yapın. Dolayısıyla bu size şöyle bir görüntü verecek. Arkadaşlar bar grafik. Bu ne? Bilenleriniz biliyordur zaten. Şurada gördüğünüz şu taraftaki yani sol taraftaki açılış. Sağ taraftaki de kapanış işaretidir. Bu da bütün günün hareketini gösterir. Yani ne demek bu? Şuradan açılmış. Düşmüş. Şuradan da kapanmış demek. Şuradan açılmış, yükselmiş, buradan kapatmış demek. Yani kısacası bu. Bununla ilgili 1000 tane bilgi var internette. Zaten çok kolay bir şey. Ama istiyorsanız detaylarına bakabilirsiniz. Sonra ne yapacağız? Geleceğiz şurada indikatörler kısmı var. Şu, FX yazıyor. Şuraya tıklayın. Buraya hareketli ortalama yazın siz. İngilizce açılan arkadaşlarınız da Moving Average yazabilir buraya. Şunu tıkladık. Zaten standardı 9. 9'u attı bize. Tamam mı? Sonra geliyoruz şuna. Sağa tıklıyoruz. Veya çift tıklayın. Bu özelliklerini açacak bunun. Şurada stil kısmı var. Stile gelin. Şurada çizgiyi göreceksiniz. Bu tamamen ücretsiz bu arada. Yani açabilirsiniz hemen. Yapabilirsiniz. Şuraya geliyorsunuz. Şurada daireler kısmı var. Circles yazıyor. Şuraya tıklayın. Sonra şu renk kısmına gelin. Burayı da en kalınlığı seçin ki büyük görünsün. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra videoyu geri alıp tekrar bakabilirsiniz şeylerinize. Şunu göreceksiniz zaten. Tamam mı? Şu toplar şeklinde görünecek size Moving Average. Bunu hazırladığınız zaman şu şeyimize gelmiş olacaksınız bizim. Şunun ne olduğunu artık anladınız. Şu toplar ne ve şu barlar ne bunu biliyorsunuz şu an. Şimdi hemen vakit kaybetmeyelim.
şu trend kısmıyla başlayayım. Şunu bir büyüteyim arkadaşlar ben. Net görelim. Şimdi ilk piyasa hareketimiz, bunların sırayla olması gerekmiyor bu arada. İlk trend hareketim, ilk hareketimiz, piyasa hareketimiz trend. Şimdi trend ne demek? Hani diyorlar ya, bir şey trend alıyor, bir şey işte trendli şu an, böyle trendi kırdı falan filan diye anlatıyorlar ya. Şimdi o trend nedir? Trend, bunun trend olduğunu bir, mesela altını inceliyorsunuz, doları inceliyorsunuz, BIST'i, hisseyi inceliyorsunuz. Bunun trendde olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi bir şeyin trendini teyit etmeniz için şu A noktasını görüyorsunuz, şöyle barlar halinde. Şimdi bunların, şu mavi toplar diyoruz ya, bunlar moving average işte, hareketli ortalamalar. 9 birimlik hareketli ortalama. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii konu biraz geniş, atlıyorum. Bu dakikalıkta da kullanılabilir. Günlükte de kullanılabilir. Yani grafiğin ne boyutta olduğu bunun için önemli değil. O anda neyse izlediğiniz şey, ve saatlik grafikte de olsa, 3 dakikalık grafikte de olsa, 5 dakikalık grafikte de olsa, günlükte de olsa, haftalıkta da olsa bu aynıdır. Değişmez. Piyasa hareketleri her zaman altı şekildedir. Yani 3 dakikalıkta trend alıyordur da günlükte yataydadır. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta izlediğiniz aralık neyse onda, hepsinde bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi A noktasının mavi top şeklinde gösterilen 9 birimlik hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapması lazım. Ne demek? Dedik ya, şu açılış, şu da kapanış. Şimdi bu kapanışların, şu moving average toplarının, hareketli ortalama toplarının üzerinde olması lazım. Birinci koşulumuz. Barların kapanışları, şöyle göz kararı, yani tam böyle %40 hesaplamayın da, göz kararı barın üst kısmında olması lazım. Yani %40'lık kısmında. Hani şurası barın tam ortasıysa, işte şuralarda olması lazım kapanışların, ki diyebilelim ki bu trend alıyor. Yani bu yöne doğru devam edecek bu. Mavi topların, şu hareketli ortalamanın yükseliyor eğilimde olması lazım. Bakın görüyorsunuz, bunlar yükseliyor. Yükseliyorsa yukarıya doğru eğim alıyor demektir. Kapanışın da mavi topların üzerinde olması gerekiyor dedik. Bütün kapanışlar barın üzerinde olması gerekiyor. Aynı şekilde B noktasında da birebir, yani bir sonraki barda da, bir sonraki barda da aynı özelliklerin devam etmesi lazım. Görüyorsunuz burada 4 barlık bir örnek var. Ve bu bir trend örneği. Bunların hepsi aynı anda sağlanıyorsa izlediğiniz enstrüman her neyse o trend alıyor ve o yönde devam edecek demektir. Şimdi trende ara vermek nedir? Trende ara verir. Trend aynı şekilde devam eder. Şurada gördüğünüz grafiğin aynısı. Şöyle devam ediyor. Şimdi trend pause diye bir şey var. Trende ara vermek. Bu nasıl oluyor? Şimdi trendler devam ederken sonsuza kadar bir şey böyle devamlı trend halinde devam etmez. Arada bir araya girer. Şimdi bunun ara mı, dönüş mü, yoksa yatay piyasaya mı geçiş yaptığını nasıl anlayacağız? Şimdi trend devam ediyor. A noktasında da şöyle bir hareket gördük. Ne gördük? Trend kısmı aynı ama A noktasında kapanışın, kapanış biliyorsunuz şuydu, kapanışın mavi noktanın altında olduğunu görüyoruz. Yani şu hareketli ortalamanın altında bir kapanış yapmış. Ama noktalar hala yükseliş trendinde. Noktalar hala devam ediyor. Bakın burası önemli. Noktaların hala yükseldiğini görüyoruz. Yani trend devam edecek ama şu an bir ara vermiş durumdayız. Buna trende ara vermek diyoruz. Kapanışlar tekrar noktanın üzerinde olana kadar trend ara verdi diyebiliriz. Yani tekrar şu kapanış noktaların, mavi noktaların üzerine çıkana kadar bu trende ara vermiştir veya artık yatay piyasaya geçiş yapıyordur diyebiliriz. Bu tekrar ertesi barda, bir sonraki barda tekrar kapanışı mavinin üzerinde, mavi noktanın üzerinde yaparsa o zaman evet, trende geri döndük ve trend devam ediyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yatay harekete geçiş, yatay harekete giriş yaptığımızı nereden anlayacağız? Şimdi mesela bir objeyi izliyoruz. Trend aldı. Bizim de pozisyonumuz var. Takip ediyoruz. Ondan sonra yatay piyasaya geçiş yaptı. Pozisyondan çıkış mı yapacağız? Hayır. Ama işte nerede olduğunuzu bilmeniz o yüzden çok önemli. Bakacaksınız, diyeceğiz ki tamam, yataya geçti. Devam. Terse dönmedi henüz. Sadece yatay piyasaya geçti. Bakın dikkat edin. O yüzden nerede olduğunuzu bilmenizi şu şeylerle rahatlıkla anlayabileceksiniz nerede olduğunuz. Mavi noktanın altında kapanış gördük ve noktalar artık yataya geçti. Yani hareketli ortalama artık yataya bağladı. Şöyle bir hareket yaptı, görüyorsunuz neredeyse eşit oldu B noktasında. Ve biz bu hareketi gördüğümüz zaman diyebiliyoruz ki biz B noktası itibariyle artık yatay piyasaya geçiş yaptık diyoruz. A noktası da bizim son referans noktamız olacak. Şimdi bunun ne olduğunu anlayacaksınız. Yani en son yapılan tepe bizim referans noktamız olacak arkadaşlar.
Yatay piyasaya giriş şekli buydu ve yatay piyasayı nasıl seyredeceğiz peki? Şimdi piyasalar yataya geçti. Bizim neye dikkat etmemiz lazım? Yatay piyasa nasıl hareket ediyor? Şimdi arkadaşlar, yatay piyasa gördünüz, deminki hareket şu. Şimdi şuradan A noktasını biz referans alacağız dedik ya. Piyasanın bir tepe yapma noktası işte. A noktası şurası. Şuradan bir çizgi çekin şöyle grafiğinizde. Ondan sonra devam eder. Bu 3 veya 5 bar ekseriyetle, yani genelde %90 şaşmaz. Zaten daha fazla gidiyorsa o artık trend dönüşüne itibar edebilir. 3 genelde 3 barda yapar. En fazla 5 barda yapar. Şöyle 3 veya 5 bar içerisinde yeni bir dip görürsünüz. Kısa bir dip. Buradan tekrar döner. Şimdi buradan geldi. Şuradan bir dip yaptı. Kapanışını yaptı ve geri döndü. Bu da bizim dip referansımız oluyor. B noktamız oluyor yani. Şuradan da bir çizgi çekin. Tamam. Bu sizin yatay piyasanızın aralığıdır. Şimdi bu ne olur? Belirlenen aralık içerisinde A veya B noktalarından çizilecek aralık dedik şu. Şu aralık içerisinde yeni tepeler ve dipler yaparak piyasa devam eder. Yatay harekete. Ne olur? 2-3 bar gider. C noktası yapar. Tek karşı yapar. C'den bir çizgi daha çekin. Sonra hemen D noktası yaptı. Bir çizgi daha çekin. Döndüyse burada. Şöyle darala devam eder piyasa. Yatay piyasalarda zaten daralma işlemi bu yüzden olur. Çünkü al ver fiyat karmaşası vardır. Alıcılar ve satıcılar birbirlerine girerler o pozisyonlarda. Fiyatlarda kapışma olur. O yüzden genelde zaten yatayda içeriye doğru bir daralma görürsünüz. Şunlar da bizim referanslarımız. Peki yatay piyasadan çıktığımızı nasıl anlayacağız? Yatay piyasadan çıkış arkadaşlar, şu C ve D noktaları dedik ya, referansları. Bir E hareketi görürüz. Bir E barı görürüz sonunda o daralmadan sonra. E barı kapanış açılışın üzerinde, kapanış şu, açılışın üzerinde, yani bir pozitif bar. Ve E barı belirlenen aralığın dışında, aralıklar belirlemiştik ya, C, D aralığı, şu aralıkların dışında bir kapanış yapar. Şu kapanış görüyorsunuz, şu aralığın çok üzerinde. Eğer mavi noktada, yani hareketli ortalamamız da, daha kolay olsun diye böyle noktalar şeklinde anlatıyorum. Şu mavi noktada bu aralığın dışındaysa, o zaman zaten artık emin olabiliriz yatay piyasadan çıkış yaptığımıza. Daha da kuvvetli bir sinyal olur. Ha, bu %100 şart değildir. Ama bir kapanış görmemiz ve bunun dışında ve şu barın %40'lık pozisyonunda üst tarafında, yani mesela şu hareketi yaptı sonra burada kapatırsa değil. Yani bu sahte kırmadır. Millet buna çok düşer. Hayır. Kapanışı burada barın üst kısmında, %40'lık kısmında göreceğiz arkadaşlar yani. Burası önemli. Çünkü burada şuralarda kapanış yaparsa bu tekrar barın içine, aralığın içine geri dönebilir. Büyük ihtimalle de dönecektir. Ama şöyle bir güçlü kırma hareketi diyoruz ya, devamlı ben de söylüyorum. Şu kırmayı görüyorsanız, hele hele ki hareketli ortalamamız da bunun üzerindeyse, artık yatay piyasadan çıktığımızı anlayabilirsiniz. Bakın, ona göre hareket yapacaksınız. Hepsi ayrı ayrı çok önemli yani. Ve son hareketimiz de trend dönüşü. Bunu fazla görmezsiniz ama bunu da görüyorsunuz. Şimdi trend dönüşü ne demek? Normal bir trend hareketimiz var. Birdenbire o kadar sert bir satış görüyoruz ki B barı, artık diyoruz ki trend döndü herhalde. Yani buradan trend dönmüş olmalı. Hani o yatayı matayı hepsini geçti. Direkt trendi döndürdü. Artık düşüş trendine girdi yani. Böyle bir hareketi bizim anlamamız için de şu B barının gayet uzun bir bar olmalı. Yani sert bir satış yemeli. Ve mavi noktamız, şu hareketli ortalamamız arkadaşlar, bundan önceki 3 mavi noktanın da altında olması lazım. Ne demek? Şu mavi noktaları görüyorsunuz. Şuradaki mavi nokta bu barla beraber yapılmış olan harekette, şu üçünün de altında olması lazım şu mavi noktanın. Ve B barı da, şu bar kapanışını görüyorsunuz, açılış, buraya koymadım karışmasın diye, açılış yaptı, hop düştü, dibi gördü, sonra şuradan kapattı. Şu kapanış mavi noktanın altında olmalı. Eğer böyle bir hareket yaparsa muhtemelen bilin ki trend dönmüştür ve bundan sonraki hareketler de şu şekilde devam eder. Ve gideceksin, sadece çıkışını yapmışsın, işte yükselen piyasada yapmışsın. Bunun tam tersi de düşen piyasalar için geçerlidir. Yani şu hareketin tam tersini düşünün. Teker teker onları yapmadım, bir daha uzatmayayım videoyu diye. Şunların aynısının tam tersini düşünün. O da düşen piyasalarda bir trendin ve düşen piyasalardaki trendin, işte yatayın vesairenin
geçişi demektir. Şimdi sizden istediğim şey ne? Arkadaşlar grafiklerinizi açın. Buraya herhangi bir hisse senedi bilmem ne bir şeyler girin. Ve şu hareketleri çalışın. Bakın işte şurada toplar nerede? Ondan sonra işte açılış nerede? Kapanış nerede? Şu an ne hareketi yapmış? Şurada işte yataya mı geçmiş? Bakın yataya geçtikten sonra 3-4 bar içerisinde tekrar bir yatay yapmış. Tekrar yapmış. Sonra kırmış mesela. Şunları bir takip edin, öğrenin. Bakın bakalım piyasalar nasıl hareket ediyor? Bunları artık şey yapmanız lazım. Otomatikleştirmeniz lazım. Yani baktığınız zaman piyasaya, şu grafiği açtığınız zaman önünüze diyeceksiniz ki ha şu an trend yapıyoruz. Devam. Veya şu an yatay hareketteyiz. Devam. Aa yataydan çıkış yaptık. Şu an tekrar trende dönüyoruz. Veya yok abi çok sert satış yedi. Trend döndü buradan diyebilmeniz lazım. Bu piyasa görüşünü otomatikleştirirseniz inanın başarınızın üzerine %80'lerde etki yapacaksınız. Ve size şu o demin gösterdiğim grafiği de aşağıda bir link koyacağım. Şu linkten şu PNG dosyası bu. Şunu indirebileceksiniz. Devamlı bir yerinize şurada bir grafiğinizi veya arka planınıza veya yanınıza veya kağıda basıp bir yanınıza bir yere koyun. Oradan takip edin. Bu aklınıza iyice kazınsın arkadaşlar. Bu çok önemli bir harekettir. Altın patron olmayı veya kursları hala görmediyseniz bunlarla ilgili videolarımız da var biliyorsunuz. En favori kurslar bizde. Şu an Udemy'de. Kursları inceleyin. Altın patron videosunu inceleyin. Beğendiyseniz de videoyu bir beğen atın ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine bir konsept daha yapacağım haftaya. Hatta bir iki tane daha şey var aklımda, bir zonlarla alakalı bir şey. Nasip olursa onları da yapmayı düşünüyorum. Ama şu çok önemli, buna geciktik bile. Yani bunu muhakkak çalışın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.